Yaklaşık bir yıl Yaklaşık bir yıl falan falan Ceylin Ceylin uzaylı uzaylı sandım. sandım. Her gece Her gece rüyamda bunları rüyamda bunları gördüm. gördüm. Benim Benim orada orada beynim beynim yandı yandı arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Buse, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, sonunda beğenmediğiniz arka fonum, önümde masam, önümde kameram, tekrar oturarak bir video çekiyorum. Öncelikle verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Çok fazla izlemediniz dışarıda çektiğim videoları. Demek ki masa başı videolar seviyorsunuz. Bunu anlıyorum. Neyse, benim için daha iyi oldu. Çünkü dışarıda izleyeceğim, utanıyordum zaten. Masa başında çekmek benim için daha kolay. Şimdi arkadaşlar, bu videoda daha önceki videolarımda bahsettiğim, çekeceğim dediğim, unutturmayın bana dediğim videoyu çekiyorum. Ne videosu? Ceylin'le ilgili çok şaşırtıcı ve gerçekten bende travma etkisi yaratan ve günlerce hatta aylarca süren psikolojik rahatsızlığımın sebebi olan bir anımı anlatacağım. Anımın gerçekleştiği tarih 2004 yılı 13 Mart günü. Ben o zamanlarda 5 yaşındaydım ve birkaç ay gerçekten bunu çok sorguladım ve beynim yandı. Kötü günler yaşadım arkadaşlar. Ve bunu kimseye anlatmamıştım. Annem babam bile anlatmamıştım. Çünkü o kadar geçen hayatı sorguluyordum o zamanlarda. Neyse, çok merak ediyorsunuz. İleri almayın videoyu. Hemen başlayayım. Ayrıca video başlamadan şunu da istiyorum sizden. Lütfen beni Instagram'dan takip edin. Instagram adresim zaten video sırasında böyle sağda solda bir yerlerde çıkıyor olacak. Ve hala aboneyseniz lütfen abone olun. Çünkü 96 bin olduk. 100 bine çok az kaldı. Herkes bir arkadaşına söylese beni. Yani her abonem beni bir arkadaşına önerse. Önerisi geçtim. Abone yapsa. Ben şu anda aynı gün içinde 180 bin olurum arkadaşlar. Hatta 200 bine yaklaşırım. Bu yüzden lütfen bu videoyu izleyenler lütfen beni bir arkadaşına abone yaptırsın. Evet, isteğimin burada sonuna geldik. Artık videoya geçebiliriz. Evet, başlıyoruz. Bunu anlatırken gülesim geliyor ama ciddi olacağım. O kara gün. Aslında kara gün değil. Çünkü Ceylin'in doğduğu gün. 13 Mart 2004 günü. Annem hastanede. Ben ne olduğunu anlamıyorum. Yani neden annemin hastanede olduğunu falan anlayamıyorum. Evet, bir kardeşim olacağını biliyorum. Annemin göbeğinin hamile olduğunu falan da fark ediyorum. O süreci de biliyorum. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum aslında o sürece dair. Yani annemin hamileliği, işte göbeğinin büyümesi falan hatırlıyorum. Sadece göbeğin en kocaman şişik olduğu zamanı hatırlıyorum. Bir de o günü hatırlıyorum. Gerçekten o kara günü hatırlıyorum. Şimdi 12 Mart 2004 günü gecesi, yani gece olmaya yakın saat 10 civarında falan annemler hastaneye gitti. Öyle olunca ben de küçük çocuğum, hastaneye gidemem. O yüzden anneannemlerde kaldım. Babam işini bitirdikten sonra işte gece geldi. Annemin yanında refakatçiler var, işte anneannem falan filan var. Babam da benim yanıma geldi. Biz de anneannemin evinde babamla birlikte kaldık. Sabah oldu. Gözlerimi açtım. Babam dedi ki hadi koş hemen kardeşinin yanına gidiyoruz. Tabii ben bir heyecanlandım, ne kardeşi falan. Ama hiç kıskanmam. Sadece çok heyecanlandım hani kardeşim olacağı için ve onu göreceğim için ve bir bebek olduğu için. Hemen gittik. Giderken hemen bir çiçekçi vardı hastanede. O çiçekten çiçek aldık. Annemin odasını bulmaya gittik, işte bulduk falan. Oraları çok net hatırlıyorum. O koridorda yürüyüşümüz, annemin odasında girişimiz falan. Ondan sonrası yok. Biraz anlatacağım anaya kadar, şu an bende yok. Ama büyük ihtimalle annemi bulmuşuzdur. İşte annemin yanına gitmişiz. Ben anneme sarılmışımdır. Kardeşimi görmüş, yani Ceylin'i görmüşümdür falan. Sonra ben oturuyorum. Yanımda dayım var, teyzem var, anneannem var, büyük babam var, babam var, annem var, bir de Ceylin var. Benim dayım o zamanlarda hosttu. Uçaklardaki hostesin erkek versiyonuydu. Şu an pilot ama o zamanlarda yurt dışına falan uçuyordu ve bana bir oyuncak almış gelirken. Oyuncak da tam olarak şurada çıkacak birazdan. İşte bu oyuncağı almış. Ben tabii sonradan öğreniyorum onun aldığını. Bu travmalarım geçtikten sonra anlıyorum ve öğreniyorum onun bana oyuncak aldığını. Daha sonra Ceylin'i ben görünce çok bebek. Bir de gerçekten uzaylıya benziyordu arkadaşlar doğduğunda. Gerçekten uzaylıya benziyordu. Şurada yine fotoğrafı çıkacak şimdi Ceylin'in. Gerçekten uzaylıya benziyordu. Yani siz de benzetmişsinizdir bence. Ve ben o zamanlarda uzaylılara falan inanıyordum. Bu uzaylı sanmamı daha da kanıtlayacak bir şey oldu. Anlatıyorum. Yani 5 yaşındaki bir çocuğa bu yapılır mı arkadaşlar? Bence yapılmaz. Ben şimdi Ceylin'i görünce biraz uzaylı sandım. Hani böyle biraz bir çekindim ya. Ablalar abiler kardeşlerini kıskanınca hani onu sevdirmeye çalışırlar yani kardeşlerini çocuklara. Annemler orada bulunanlar da bana demişler ki işte dayımın getirdiği oyuncağı hediye olarak bana verdiler hediye paketiyle. Bunu sana kardeşin getirdi dediler. Benim orada beynim yandı arkadaşlar. Ceylin'in kesinlikle uzaylı olduğuna emin oldum. Annemin uzaylı birini doğurduğuna emin oldum. Ve o an beynimde böyle hani matematiksel işlemler, fiziksel işlemler böyle o an cidden beynim yandı. Çünkü düşündüğüm şey şuydu. O zaman daha 5 yaşındayım. Okula bile başlamamışım. Ve annemin karnında bir alışveriş merkezi olduğunu sanıyordum.
bunu bir yıl falan boyunca, yani okula başlayana kadar ben bunun böyle olduğunu düşündüm ve her gece rüyamda bunları gördüm. Her gece yatarken bunu düşündüm. Hatta yani şu an önüme bir kağıt alsam annemin karnındaki o AVM'yi çizebilirim. Annemin karnındaki AVM'nin içindeki mağazaları çizebilirim. Annemin karnındaki AVM'nin önünde yürüyen Ceylin'i hayali dişimi çizebilirim. Ceylin'in için, yani Ceylin'in o küçüklüğünü gördüm ya. Ceylin'i böyle sanki orada annemin karnında emekliyormuş ve annemin karnındaki alışveriş merkezinin içinde geziniyormuş. O mağazaya girip bana oyuncak alıyormuş ve hani doğum sırasında onu getiriyormuş falan sandım. O oyuncak işte breast bebekti ve o bebeği gerçekten her oynayışımda aklıma bu geldi. İlk 2 ay 3 ay falan her gece ben rüyamda bunu gördüm ve her gece uyurken de, hani böyle uyurken hayal kurarsınız ya, gözümü kapattığım an karşıma o geliyordu. Annemin karnındaki, hala şu an hatırlayacak tüylerim diken diken oldu. Annemin karnındaki alışveriş merkezine ve ben gerçekten o günden itibaren Ceylin'in uzaylı olduğuna emin olmuştum. Yaklaşık bir yıl falan Ceylin'i hep uzaylı sandım. Ta ki okula başladım. Artık başka arkadaşlarım oldu. Arkadaşlarımla falan sohbet ede ede falan filan konuşunca, sosyalleşince birazcık böyle bir şey mümkün olmayacağını o zaman anlamıştım. Ama gerçekten hayatımın en kötü psikolojik travmasıydı. Çünkü Ceylin'in uzaylı olduğunu düşünüyorum. Annemin uzaylı doğurduğunu düşünüyorum. Hatta ben uzaylı değilim ya hani. Benim de anneme leyleklerin, kuşların getirdiğini falan zannediyordum. Hatta yani her şey kafamda o kadar sistematikti ki. Hani leylek gelmiş, bizim evin önündeki yere beni bırakmış. Leyleğin burnu uzun zaten. Orada beni böyle bohçayla sarmışlar falan. Bırakmış. Annem beni almış. Ben onun çocuğu olmuşum. Sonra işte uzaylılar gelmiş. Annem Ceylin doğurmuş. Ceylin bir uzaylı olmuş falan. Ceylin büyüyene kadar hani ilk doğan bebeklerin şeyi vardır ya. Böyle kirli kirlidir suratları. Böyle hani esmer tenlidirler. Yavaş yavaş açılırlar mesela esmer olanlar. Ya da böyle suratındaki pislikler. Pislik değil de hani o minik minik sivilce tarzı bir şeyler olur. Ondan sonra ben bunların hepsi bittikten sonra, hani artık gerçek bir insana dönüştükten sonra Ceylin. Sonra anlamıştım insan olduğunu, uzaylı olmadığını. Ama gerçekten benim için çok büyük bir travmaydı. Evet, bunu anlattığıma göre artık rahatlayabilirim. Çünkü benden günlerdir bu hikayeyi istiyorsunuz. Evet, Ceylin'i doğduğu zaman uzaylı zannediyordum. Böyle bir şey var. Hatta Ceylin doğduktan sonra benim bu travmalarım devam ederken doğan, yeni doğan başka arkadaşlarımızın çocuklarını da uzaylı zannetmiştim. Gerçekten dünyayı sorguladığım, beynimin gerçekten yandığını hissettiğim ve kendimi bile sorguladığım bir dönemde annemin karnındaki alışveriş merkezi gerçekten, hatta çizeyim ya. Durun, annemin karnındaki alışveriş merkezini şimdi çiziyorum. Komik ama gerçek arkadaşlar. Bunun daha düzgün çizilmiş halini, daha gerçeğe yakın çizilmiş halini düşünün. Aynen bu, yani aynen bu görüntü. Öndeki bebek Ceylin, arkada aynen market, aynen Toys R Us. O zaman da ben küçükken İzmit'te Toys R Us, hatta Türkiye'de Toys R Us vardı. Sonra Türkiye'den çekilmişti ama o zaman da Toys R Us olarak aklımdaydı yani bu hayal. Bir de ice cream dondurma dükkanı vardı yanında. Önünde de Ceylin ve Ceylin'in elindeki paralar. Bakın aynı şu an 5 yaşındaki hayalimi size çizdim yani. Aynı Ceylin'in elindeki paralar. Aynı yol, o yolun çizgisi. Bakın Toys R Us'ın önünde bir tane Bratz bebek var. Yani o reklam falan. O marketin önündeki indirim, para işareti. Dondurma dükkanının önündeki o dondurma sembolleri falan. Aynısı beynimdekinin. Ve ben de Ceylin'in uzaylı olarak doğduğunu ve uzaylı olduğunu düşünüyordum. Hatta annemin karnında böyle küçük olduğunu da doğunca böyle büyüdüğünü falan zannediyordum. Değişik bir hayal gücü ve değişik bir travma geçirmişim arkadaşlar. Evet, kabul ediyorum. Hikayem ve anım bu şekildeydi. Şimdi kaldı bir anım daha. O anımı da sonraki videolarda anlatacağım. O da gerçek babaannemi yeni bulmuş olmamla ilgili bir anı. Yeni bulmuş olmam ve o bulduğum kişiyi aslında tanıyor olmam ama babaannem olduğunu bilmiyor olmam falan filan falan filan. Bayağı geniş ve Dark'ı izleyenleriniz var mı? Hani o onun bilmem nesi, o onun bilmem nesi, o onun 2019'daki hali, 53'teki hali, 21'deki hali falan. Aynen öyle değişik bir hikayem var benim de arkadaşlar. Dark'a birazcık benziyor ucundan. Onu da sonraki videolarda anlatacağım.
Ama bu video bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beni Instagram'dan hala takip etmediyseniz lütfen takip edin. Kanalıma da aboneyseniz lütfen abone olun ve artık 100 bine ulaşalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hemen kalbimde atıyorum ve hoşçakalın.